noktalarda. Detaylar için Aynur Bayram bizi bekliyor. Şu an Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi binası önünde yer alan büyük alandayız. Türkiye Tek Yürek depremzedeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Burada çok sayıda çadır bulunuyor. AFAD, Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı, İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı burada depremzedeler için çok önemli bir hizmet sunuyor. İl dışı tahliye koordinasyon başvuru merkezi kuruldu Kahramanmaraş'ta. 3 noktada burada İçişleri Bakanlığı kendi özel araçlarıyla il dışına çıkmak isteyen vatandaşların yakıt masrafını karşılıyor. Yaklaşık 11.590 belge düzenlendi. 42.527 kişi özel araçlarıyla il dışına tahliye edilerek yakıt desteği sağlandı. Bakanlığın koordine ettiği çeşitli ulaşım araçlarıyla da depremzedelere destek olunuyor. Otobüs veya uçak ile depremzedelere ücretsiz olarak ulaşım desteği sağlanıyor. 53.699 kişi bu imkanlarla tahliye edildi ve toplamda 96.226 kişi İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarıyla tahliye edildi ve il dışına gönderildi. 7 gün 24 saat depremzedeler için burada aralıksız büyük bir özveriyle çalışmalar gerçekleştiriliyor. Peki bu çalışmalar kimler tarafından gerçekleşiyor? İçişleri Bakanlığı uzmanları ve kontrolörleri ve dernek denetçileri gönüllü olarak 7 gün 24 saat burada çalışıyor. Mahalli idareler kontrolörleri, uzmanları ve dernek denetçilerinin çalışmaları bu çadırda özveriyle gerçekleşiyor dedik. Biz TRT Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Faruk Ayaz'la birlikte her merkezde yapılan bu anlamlı çalışmaları görüntülemeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Malatya'da depremin ardından enkaz kaldırma süreci başladı. TRT Haber muhabiri Hüseyin Kızlık'un yanında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan var. Enkaz kaldırma süreci hakkında bilgi alacağız. Evet Hüseyin, söz sende ve konuğunda. Kahramanmaraş merkez üssü yaşanan depremin ardından